geldin ya. Namusum, Haşim kaptanın sertliğinden mutkum tutuldu be. Cici anamla cici mayınız bitti mi? Ay niye bitsin ki? Hiç dalaşmıyorsunuz yani. Niçin dalaşalım ki? Şeker gibi insan. Peki. Hoşça kal babaanneciğim. Anneciğim. Bebek tekme atıyor mu? Nasılsın? Ne yapıyorsun oğlum? Her gece sokaktan mı toplayacağız seni böyle? Geliyordum işte. Geliyormuş. Abla, az önce sokaktan o geçti. Bana ne? Affedersin. Ne iş bu? Ben bir şey bilmiyorum. Nurhan? Besim Bey amca buraya gelse... ...sizin karşı çıkmayacağınızı biliyoruz büyük baba. Ne yapacağım? Özür mü dileyeceğim beyefendiden? Kenan Motor'a senede bir gün bile gelmezdi. Ama senin için bu üçüncü. Bir hafta olmadı herhalde. Olacak o kadar reis. İşine bak lan. Biz Besim'le kendi aramızda hallederiz. Sana ne oluyor? Ben belediye başkanı olsam... ...bir ayda bütün yolları adam ederim yahu. Bir avuç yer. Abi oğul. Benim ona bakacak yüzüm yok. Niye olmayacakmış abi? Kendimde o inancı bulamıyorum. Şükretmek gerekirken isyan ediyorsun. Ben bu yaşta bu halde ne yapacağım bebeği? Basık delirir. Kafayı yer anam. Behzat resmen üşütür. Evlat kaybedenler hep diken üstünde yaşar. Sadece o değil babacığım. Onları kaybetmekten başka şeyler de var. Mutsuz olmaları, yanlış işler yapmaları, kötü yola düşmeleri. Her şeyi kontrol altında tutabilecek kadar güçlü insan yoktur. Ne? Sahtekar. Yattı paranın üstüne. Ne diyordum? Planın var mı demiştin. Tamam. Benim bir planım var. Hayır baba, sakın. Baba, lütfen. Merak etme oğlum. Kötü bir plan değil. Senin planlarını biliyorum. Yok. Bu sefer kimseye açmam. Bıyıklarıma bile söylemem. Namusumu hemen mahvedersiniz. Baba sakın bir şey yapma. Merak etme oğlum. Bu sefer şeytanlık yok. Haşim kaptan büyük adam. O bana hiç kötülük yapmadı. Ben işler yüzünden belki işe yaptım ama... Haşim kaptan her zaman büyüklük etmiştir. Ona bir iyilik yapmam lazım. Kimseden iyilik beklemez o. Ben yapacağım. Baba, yalvarırım. Ben de sana emrediyorum. Bu işle ilgili hiçbir şey yapmayacaksın. Bitti. Ben halledeceğim. Onlarla hısım olmamız şart. O temiz mayadan hamurumuza katmamız lazım. Baba kim bilir gene... Kes sesini! Hoş geldin. Hoş bulduk. Sofrayı hazırlayayım mı baba? Sen bilirsin kızım. Hazırlayayım. Neredeler? Annem biraz rahatsız.
Nesi var? Üşütmüş biraz herhalde. Yatıyor. Bahadır? Babaannesinde. Pekala kızım. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Nasıl böyle yapar? Çocuk mu? Evine zor gönderdim onu. Hamileliği kesin mi? Tabii canım. Doktora gittik. Bulantısı için ilaç falan aldık. Zaten öyle ikna ettim onu. Nasıl yani? Midesi bulanıyor. Anlayacaklar diye gitmek istemiyordu. Ne yani? Gizli mi doğuracak? Kürtaj yaptıracakmış. Anlamadım. Burhan'ı düşünüyor. Ya intihar eder ya da delirir diyor. İlaçtan vereyim mi? İstemez. Senin bir zorun var. Yok, ne olsun ki? Ne oldu? Hiç. Ne oldu dedim? Hiç. Ne olsun canım? Bir şey yok. Bana bak. Otur bakayım şuraya. Bana yalan söyleme. İnan ki yalanım yok. Kanını dırdırı başladı tabii ha? Hayır. Öyleyse ne oldu be kadın? Cevap versene. Yok bir şey diyorum ya. Şimdi kırmayayım bir tarafını. Bana doğruyu söyle. Vallahi doğru söylüyorum. Niye yalan söyleyeyim? Hiçbir şey yok. Gözlerin yalan söylüyor. Söyle. Bahadır. Ne olmuş?
burada kalmak istemiyor galiba. İşte şey yani, buna üzülüyorum da. Nesine üzülüyorsun? Annem kötü oluyor. Kötü oluyorsa o da gitsin oğlunun yanına. Böyle konuşma lütfen. Nasıl konuşacağımı senden mi öğreneceğim? Ama sen... Yetimlere acırsın. Çocuğun işi zor. Kolay gelsin büyük baba. Sağ ol canım. Poz mu vereceğim? Hayır efendim. Bitti zaten. Sahi mi? Niye açılışını yapıyoruz civarım? Biraz rötuş yapacağım. Telefon faturasının son günü de. He, öyle mi? Necdet Reis'e rastlarsan aklında bulunsun. Benim keserin ağzını düzelttirecekti. Onu bir hatırlatıver civanım. Peki büyük baba, söylerim. Duran! Kimden? Nedim Ağlam'dan. Anneme. Bir vukuat mı var beyefendiciğim? Hayır büyük baba. Canım. Civanım. Furkan nasılmış, onu yazmıyor mu? Bir dakika. Evet. Bana niçin kimse mektup yazmıyor? Ben hepsine yazıyorum. Babaanneme yazıyorum, amcama yazıyorum, Ece yengeme yazıyorum, halama yazıyorum, Hakan abime yazıyorum. Ama onlar hiç bana yazmıyor. Civanım benim. Çok yanlış yapıyorlar. Haklısın. Ben onları hemen uyaracağım. Ya bunu yapma büyük baba. Neden? Ben söyleyeyim. Ne diyeceksin? Bana cevap verin. Yoksa sizi büyük babama şikayet ediyorum diyeceğim. Güzel. İyi. Öyle olsun. Büyük baba. Söyle canım. Bu bahçe bizim değil, değil mi? Değil. Keşke bizim bahçemizde olsaydık şimdi. Keşke adımız da olsaydı. Evet. Ama yine de çok şeyimiz var, öyle değil mi? Mutsuz musun yoksa? Hayır. Ama sen mutlu değilsin büyük baba. Öyle mi görünüyorum? Bana öyle geliyor.
Oho, selamun aleyküm reis. Aleyküm selam. Bu arabayı da nasıl yük taşıyorsun ya? Behzat abinin yüreğine iner valla. Bu da yük mü lan? Biraz avans isteyecektim. Yo, avans mavans yok. Reis bak, planımı yaptım ben, tamam mı? Araştırdım yani. Boş durmuyoruz tabii. Bana bak, avans verirsem anlamam ben. Bir daha vazgeçtim falan diyemezsin. Var mı öyle dava ya? Bilmem ben. Ayıp ediyorsun reis. Sayın Basık, belediye reisi olmaya karar verdim. Git lan işine. Eşref, bak senin kısmetin. Ne oldu? Bana mı soruyorsun? Bir dakika iner misin? Baba in bir dakika. Reis, ben gidiyorum. Tamam. Eyvallah Behzat abi. Lan nereden benzin koydun buna? Nereden koyacağız? Başka yerden mi alacağız? Bana baksana sen. Lan yoksa o serseri Burhan'ın dediği doğru mu? Ne demiş? Bilmiyor mu lan? Benzine su katıyorsunuz diye bana saldırıyordu. Suyla olur mu iş ya? Bir dakika lan. Bana bak lan. Sen ne diyorsun be? Ne oldu? Suyla değil de neyle? Ne yapıyorsunuz benzine? Baba karıştırma ya. Ne karıştırması lan? Beni esraftan hırsız mı ettin? Söyle lan. Konuşsana lan. Baba orası başka türlü o kadar para kazanır mı? Ana. Sen demek hırsızlık yapıyorsun ha. Bunu yapmayan mı var yahu? Mesleğin şeyi bu. Pompalar biraz tırnaklanır. Vay kansız vay. Vay kansız vay. Ne
Bebeği aldıracağım diyor. Yıkıl gözümün önünden. Defol git. Yürü. Lan biz hırsız mıyız be? Bunun hırsızlıkla ne alakası var yahu? Kes sesini. Mikrop. Utanmaz mikrop. Pompalar tırnakladırmış. Suçsuz rezil. Tut suratına be. Senin gibi evlat olmaz olsun. Utanmaz rezil. Allah Necdet'e yeni bir oğul, Burhan'a da kardeş yazmışsa kimse bozamaz. Bunu sen de biliyorsun. Ama senin sıkıntın başka. Sen Burhan'ı ıslah etmeye kendini adadın. Sanki himmetini sınıyorsun. Estağfurullah. Niye Burhan? Çünkü o sana göre mayası temiz biri. Ama bir behzat. O ne kadar umrunda? Murat! Şafak ustayı getir de bir baksın bakalım. Servise götüreyim. Oğlum çalışmıyor ki. Ha, Murat! Fazla kurcalamasın. Tamam. Niye? Çünkü Behzat kötü adam. Haşa. Ben öyle düşünmüyorum. Öyle düşünmemeye çalıştığını biliyorum. Ama herkesin ortak kanaati seni de etkisi altına almış. Burhan'ı sevdiğinin binde biri kadar Behzat'ı sevebilsen kim bilir neler olur. Ne seçimi ya? Onu dert edecek halim yok. He? Ertelenirse ertelensin. Görüşürüz. Hırsız mikrop. Behzat kötü işler yapabilir. Ama bundan zevk almaz. Her zaman içinde bir pişmanlık filizlenir. Kimse bu pişmanlığı sulamadığı için yine hırsa kapılır. Tamah eder, harekete geçer. Sonra yine şüpheye düşer. Behzat çok yalnız bir adam. Arif Hoca içeride mi? Yok, kimse yok. Oğlum biraz çabuk. Tamam abi. Paslanmışız be. Anne. Ah.
Ver kızım. Ağrıyor mu? Şimdi biraz iyi. Haşim kaptan evden pek çıkmıyor. Onu bilmeyen yok. Ama haftada bir iki defa ormana gidiyor. 2-3 saat gelmiyor. Evden kaçırmayı düşünüyorsan onu aklından çıkar. Olur mu öyle şey reis? Sen kafanı takma. Efendim? Çalıştı mı? İyi. Tamam. Selamün aleyküm. Aleyküm selam hocam. Nasılsın Behzat efendi? Hamdolsun hocam. Oturalım mı? İyi olur. Buyur. Hocam ben kötü bir adamım. Hayır. Bunu söyleme. Bugün asla bunu söyleme. Niye? Bugün tek kötü adam benim. Haşa, sümme haşa. Bilmiyorsun Behzat efendi. Yapma hocam. Bilmiyorsun ki. Benim diyeceğim şu. Hocam, inanın ki benden kötüsü de var. Ben işte. Hocam adamı delirtme şimdi. Benim şu Tayfur var ya. Yoğurdu açtım. Çok nefis olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Sana getirdim anacığım. Benim iştahım yok. Bir tadına bak. Yok sağ ol. Sonra. Zülfiye. Efendim. Farkındasın değil mi? Başıma gelene bak. O nasıl söz anacığım? Bunu nasıl söylersin? Tabii anam. Aslında şimdiye kadar boşuna vakit kaybettim. Siyaset tam benim işim. Çoluk çocuk yok. Bir zanaat falan da yok. Çocuk yok ama çoluk var. Çocuk yoksa çoluk da yoktur. Bence öyle değil ama siyaset sana uyar. Göbek dersen yerinde. Öyle şey olur mu? Bunu bir daha söyleme. Çok büyük günah be anam. Rezil olacağım ya. Sen neler söylüyorsun? Ne demek rezil olacağım? Ne olurdu sanki benim olacağına senin olsaydı. Tövbe ya Rabbim. Tövbe. Çok günaha giriyorsun. Arkası da gelebilir. Hı? Milletvekilliği falan yani. Niye olmasın?
Yok Seyfettin. Şakayı bırakalım. Esasen bu işe soyundum yani. Şaka diyen kim? Abiciğim, dönüş yok artık. Yok. Sonuna kadar seninle beraber olduğumu bil. Sağ ol. Hı hı. Niye? Anlamadım. Niye benimle berabersin? Besat'tan gıcık kaptığın için mi? Yok abi. Ben kimseden gıcık falan kapmam. Senin kazanman benim kazanmam demektir. Yoo. Benden torpil çalışmaz ha. Başkan olunca sana kıyak yapacağımı sanma. Kimseye yapmam. Beni destekleyeceksen harbiden destekleyeceksin. Herhalde abi. Ayıp etin yani. Kendimiz için mi istiyoruz? Aşk olsun. Seni bilirim de. Ama ne olur ne olmaz. Boş bulunmayalım yani. İnsanlık hali. Baştan konuşmuş olalım. İyiyim, iyiyim. Babama hala söylemeyecek misin? Nasıl söylerim? Arif Hoca'dan haber bekliyorum. Anacığım, Arif Hoca hiç kürtaja fetva verir mi? Ama o bir yol bulur. Senin beklediğin yolu göstermez. Bunu unut. Babam hissetmiyor mu? Bilmem. Şüpheleniyor ama. Aman Burhan anlamasın. Anacığım, ne zamana kadar gizlenebilir bu? Bakalım Arif Hoca ne diyecek? Yatsı okundu mu? Daha okunmadı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? Hamdolsun hocam. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Ezan oldu abi. Ben hemen geçivereyim. Rica ederim hocam. Nasılsın Mesut Efendi? Hamdolsun kaptan. Bir yaramazlık yok inşallah. Bahadır gene yok mu? Kalayım dedi. Açsın değil mi? Yok, bir soda içeceğim. Ben getireyim. Sen rahatına bak. Haberlere de bir göz atarım. Bardak getireyim baba. Otur kızım otur. Getireyim. İstemem kızım. Otursana kızım. Sağ. Elüz geçeyim. Başıma gel. Peki abi sorayım. Ama bu da şimdilik imkansız. Kızım. Buyur babacığım. Senden bir ricam var. Estağfurullah. Bana doğruyu söyle. Aa.
Bahadır niye burada kalmak istemiyor? İstemiyor muymuş? Bilmiyorum ama niye hep babaannesinde kalmak istiyor? Bilmem ki. Acaba Burhan çocuğu kırmış olabilir mi? Burada hiç karşılaşmıyorlar ki. Doğru ya. Burhan kalkmadan o okula gidiyor. Geldiğinde de çocuk yatmış oluyor. İnsanlar bana acıyor veya küçük görüyor. Sen hiçbir şey söylemiyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Ama bana değer verdiğini hissediyorum. Sen beni seviyorsun. Ben seni seviyor muyum? Ondan başka birini seviyor muyum? Selamünaleyküm. Ve aleykümselam hocam. Hoş geldin, şeref verdin. Estağfurullah, o şeref bana ait. Buyur hocam, şöyle oturalım. Hocam. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Besim abi. Abi buyur. Estağfurullah, sen otur. Buyur buyur, böyle. Sağ ol.
Beni de balığa götürüyor musunuz? Hocam gene geç kaldım. Yasak başladı mı? Dün başladı. Buyur hocam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Buyur abi. Sağ ol. Afiyet olsun. Besim abi ikna edemedin mi? Eve gitmiyor. Ne gezer hocam? Bu işe ancak senin gücün yeter. Estağfurullah. Gönül istiyor ki şöyle hemen bir koluna girsen. Behzat'ın oğlu aklını oynatacak. Yoksa hocam hiç kimseyle konuşmayan deli şef bu çocukla muhabbet mi ediyor? Deli şef deli meli değil. Daha çok ufaktı bu. Acayip hallerini görürdüm. Bir sene çok kar olmuştu. Hamdi Efendi'nin evinin yandığı seneydi. Yarım metre kar vardı. Ben de çulluk avına çıkmıştım. Dere ağzına yakın bir yerde bunu gördüm. Uzanmış yatıyordu. 16-17 yaşlarında ya var ya yoktu. Yaklaştım. Kımıldamıyor. Öldü zavallı dedim. Üstünde yarım karış kar vardı. El ayak çıplak. Nabzını tuttum. Birden gözlerini açtı. Eli ateş gibiydi, yanıyordu. Hemen sırtımı alıp sahilden götüreyim dedim. Çünkü orada kar daha azdı. Fakat ne mümkün. Tek kelime söylemeden kalkıp üstünü bir silkeledi. Döndü gitti. Dilim tutulmuştu. Enişteye çok selam. Öpüyorum güzelim. Verdim. Halacığım. O anne. Geliyorum. Ben çok iyiyim halacığım. Sizler nasılsınız? Biraz inmiş. Ama gene ağrıyor. O kadar olacak oğlum. Maça yetişemeyeceğim. Büyük felaket canım. Anne, sen inanmıyorsun ama bu mahalle bensiz kazanamaz. İnanmaz mıyım? İnanıyorum da diyelim ki öyle olsun. Yenilmek dünyanın sonu mu? Anne sen bu maçın önemini bilmiyorsun ki. Ya. Geçen sefer bizi yenmişlerdi. Hoşça kalın. Baba, Besim amcayla ne yapmak istiyorsun? İşime burnu sokma. Baba, benim meseleyi işin içine sokma. İşime burnu sokma dedim. Baba, sen de benim için plan yapma ne olur. Yalvarırım bu işe karışma artık. Büsbütün yıkma beni.